Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir açıdan sizlere video çekiyorum. Umarım sesim iyi geliyordur çünkü kamera şu an bana aslında epey uzakta ve tepede. Böyle bir açıyı tercih ettim. Umarım seversiniz. Konumuz ama bu değil. Biraz sizinle sohbet etmek istiyorum. Çünkü ne zamandır hem video gelmiyordu hem kendim bir şeyler söylemiyordum. Tatil yaptım, tatilden döndüm. Sizi de epey özledim. O yüzden kendim hakkında ve kanalın gidişatı hakkında ya da gelecek olan videolar hakkında biraz konuşalım istedim. İlk olarak evet Türkiye'den döndüm. Biraz videolar aksadı bu yüzden. Çünkü laptopumu yanıma almadım. Çok fazla lokasyonum değiştiği için laptopumu açıkçası kendime yük etmek istemedim. O yüzden video editleyemedim. Ama gelir gelmez başına oturdum. Videolar teker teker geldi. Geliyor. Bu videoyu ne zaman yüklerim bilmiyorum. Bugün Türkiye'de çektiğim videoların birleşimi, yani bir vlog olarak birleştirdim. O videoyu yükledim. Şuraya tıklayarak siz de şuraya onu hala çözemedim. Tıklayarak siz de o videoyu izleyebilirsiniz. Türkiye vlogumu izleyebilirsiniz. Tatil vlogu diyeyim. Onun dışında gelir gelmez ikinci doz aşımı oldum. İlk doz aşımı çok iyi atlattım. İkinci dozda gerçekten aşı olduğumu anladım. Ateşlenme, kemik ağrısı, Allah'ım. Hiç varlığından haberdar olmadığım yerlerim bile ağrıdı yani. Öyle bir ağrı çektim ama bir gün. Ertesi gün sanki yalanmış gibi her şey yok oldu. Ama en azından iki doz aşımı da oldum. Bunun için gerçekten çok mutluyum. Artık Türkiye'ye geliş gidişlerde de PCR testi yaptırmak zorunda değilim. O açıdan bayağı iyiyim. Türkiye'de neler yaptım biraz ondan bahsedeyim videolar dışında. Vlogda da çok hafif bahsediyorum Antalya ile alakalı. Antalya'ya biz 7 kişi gittik. Ve bir arkadaş grubuyla beraber gittik. Şöyle benim planladığım ve tasarladığım gibi olmadı. Çok fazla durağan bir tatildi. Haliyle benim de bir şeyleri çekme motivasyonum yoktu. Çünkü sıkıcı olacaktı sizin için. Biz hani sadece günü geçiriyorduk açıkçası. İzlenecek ya da keyifli izlenecek bir şeyler yapmadık. Ben de çekmedim o yüzden. Antalya'nın akabinde biz Ava'ya gittik. Ava 2 yıldır zaten benim yazları uğradığım bir nokta. Ava'da açıkçası daha çok eğlendim. Antalya'dansa aslında öyle olacağını hiç tahmin etmiyordum ama Ava'ya gittiğimizde artık grubun kişi sayısı düşmüştü. Öyle olunca hani bir şeyler planlamak daha kolay oluyor ama 7 kişi gittiğinizde 7 kişinin de seveceği bir şeyler yapması çok zormuş. Bunu deneyimledik. Keyif aldın mı diye soracak olursanız tabii ki de keyif aldım. Hepsi çok sevdiğim arkadaşlarım ama herkesin sonuçta zevkleri farklı. Herkes farklı şeylerden hoşlanıyor. Bu gayet normal. Hayır, orta yolu bulmak da hani herkesin eğlenebileceği şeyler çok kısıtlı. Yani o yüzden pek bir şey yapamadık Antalya'da ama Ava'da öyle olmadı. Ava küçük bir yer olmasına rağmen biz gayet güzel eğlendik. Sonra Ava'dan sonra İstanbul'a geldim. İstanbul'da da yine güzel vakit geçirdim ve kürkçü dükkanıma döndüm. Türkiye'de saçlarımı boyattım bu arada. Bu boyamış hali yani. Ben biliyorsunuz diplerimi uzatıyordum. Çünkü artık vücudumun açıcıya verdiği reaksiyon, yani dipten boyadığım zaman verdiği reaksiyonu artık görmezden gelemiyordum. Siz sadece İzlediğiniz kadarını biliyorsunuz. Onun bir de kamera arkası var çünkü. Onun dışında artık ben lisedeyken saçımı dipten boyuyordum. Liseden beri saçımı boya. Şimdi 25 yaşındayım. 26 olacağım 2 ay sonra. Artık daha doğal bir şeyler istiyorum. Hani dipten bir renk istemiyordum. Daha röfleli, daha balyajlı bir saç istiyordum. O yüzden diplerimi ben gayret edip uzattım. Ama kuaförüm yeterince uzamadı dedi. Yani şu an diplerine paket atarsak zaten açılmış olan yerlere çok fazla temas etmiş olacak.
ve saçın ortalarından kopar, yanar dedi. Tabii böyle bir riski almak istemedim. O yüzden saçımı boyatmadım. Sadece benim fazla ısrarım sonucu önlerime, bilmiyorum ne kadar görüyorsunuz, önlerime 2 paket atıldı. Ve saçıma cila yaptık, o kadar. Bakım yaptık, kestik. Yani biraz kestim. Kestirdim daha doğrusu. Şu anda memnun musun diye soracak olursanız, yani şu görüntüden çok memnun değilim. O yüzden bu da diğer bir soruya cevap olsun. Çünkü Instagram'dan beni takip eden takipçilerim, neden artık saç boyama videoları gelmiyor, senin saç boyama videolarını çok özledik gibi şeyler yazıyorlar. Çok teşekkür ederim bu arada. Ben saç videoları çektiğimde keyifli bir şey çekiyormuşum hissine kapılmıyorum. Hep böyle sanki baş öğretmen gibi, ha böyle yapmanız lazım, böyle yapmanız lazım gibi yansıtacağım korkusuyla çekiyorum. Ve yaptığım şeye çok fazla konsantre olduğum için ne çektiğimi de bilmeden çekiyorum çoğu zaman. Yani eğlenceli bir içerik değil bana göre, bana soracak olursanız, ama siz yine de seviyorsunuz. Bu beni gerçekten çok şaşırmakla birlikte çok da mutlu etti. Çok da motive etti. Birazcık da gaza gelmiş olabilirim. Yok, şaka bir yana, gerçekten aklımda vardı saçımı boyamak. Sizin o mesajlarınız da beni daha çok gaza getirdi. Ben de şöyle bir şey aldım. Şöyle uzanacağım. Oradan uzaktan çok göremeyeceksiniz ama bu ne? Bundan bahsedeyim. Bu bir bone. Şöyle de bir fırçası ve bir ne derler buna? Tığ gibi bir şey var bir de. Bu boneyi saçınıza takıyorsunuz. Sonra o tığla deliklerden ince ince saçlar çıkıyor. O çıkan saçları da açıcı sürüyorsunuz. Bunu deneyeceğim. Hiç böyle bir şey denememiştim daha önce. Bence güzel bir video olur. Açıcım vesaire zaten var evde. Bunları bir denemiş olurum. Yani kendim diplerimden saçıma balyaj yapmaya çalışacağım. Şimdi niye kuaförüne yaptırmadın da buraya gelip kendin yapıyorsunuz diye merak edebilirsiniz. Kuaförüm açıkçası bana yapmayacağım dedi. Zaten kuaförler çok daha yüksek volümlerle çalışıyor. Ben evde 1.9'um da var, 3 de var volüm olarak. Üçlük oksidanla falan yapabilirim ya da hani en fazla 6 ile yaparım ama kuaförde öyle olmuyor. Daha direkt çözüm odaklı olan ürünleri. Belki de onlar yapmak istemedi, bilmiyorum. Ama ben yapacağım. Neden? Çünkü Ekim'e geliyoruz. Kasım'da da doğum günüm. Bu da demek oluyor ki tabii de fotoğraf falan çekeceğim. Böyle kendimi çok iyi hissetmiyorum. Biraz çok keskin geliyor. Ama şöyle de şeyler duydum. Yani çok fazla insan bana seni daha genç gösteriyor diyor. Eskiden hep yaşımı söylediğimde insanlar şaşırıyordu. Çünkü beni daha büyük tahmin ediyorlardı. Ama şimdi tam yaşını gösteriyorsun gibi şeyler duyuyorum. Bu da eskiden mesela benim umurumda olmuyordu. Ama artık yaşlandıkça daha büyük göstermek ya da yaşınızı göstermek biraz ağrınıza gidiyor. Yani artık saçlarımda beyazlar falan da çıkmaya başladı. Artık yaşlanıyoruz. Bu bir gerçek. Zaman akıp gidiyor. Her ne kadar bu 2 yılı saymasak da, hani korona vesaire, evde kaldık. Ama hani aylar geçmeye, günler geçmeye, saatler geçmeye devam etti. Haliyle yaş almaya devam ettik. Sonra ne var başka diye düşünüyorum. Gerçekten hiç plan yapmadan bir video çekmek istedim, konuşmak istedim. Buraya oturdum. Taşınma gibi durumlar vardı. O birazcık rafa kaldırıldı. Çünkü ben Türkiye'de 3 hafta duracaktım. O oldu 4. 4 hafta kaldım. Haliyle biraz hem benle kaynaklı hem kardeşim üniversitesiyle alakalı biraz o taşınma durumu biraz rafa kalktı. Daha doğrusu daha ileri bir tarihe ertelendi. Ama ben yine de bir delilik yapıp belki de taşınmak istediğimiz şehir söyleyebilirim diye düşünüyorum. Hamburg'a taşınacağız.
Tabii ki daha büyük bir şehir. Yani Almanya'nın en nüfuslu, en büyük ikinci şehri. Ya da üçüncü. Ya iki ya üç. Ben belki bir kendime uygun bir iş bulursam, iş demişken bak konu konuyu açıyor. İş bulursam önden giderim. İşi ne yaptım biliyorsunuz, çalışıyordum. Ondan da bahsedeyim. Niye bahsetmeyeyim? İşten ayrıldım. Zaten çok memnun olduğum bir iş değildi. Yine telekomünikasyon, yani çağrı merkeziydi. İlk başta anlaşmayı öyle yapmamıştık. Daha back ofisinde, yani daha mail ve daha yazılı şeylerin olacağı kısım bölümde çalışacaktım ben. Çağrı almayacaktım. Alsam dahi ilk başta hani müşterileri ve şirketi tanımak açısından ilk birkaç hafta çağrı alırsın, sonra çağrıdan seni alırız denmişti bana ama asla öyle olmadı. Ben de telefonla konuşmaktan acayip nefret ederim. Yani beni bilen bilir, beni arayan arkadaşlarım hiçbir zaman ulaşamazlar. Yani telefonu açtığım tek kişi Harun. Harun sen de bunun kıymetini bil yani. Hiç normalde telefonla konuşmaktan hoşlanmıyorum ben. Yazarak iletişim kurmayı seven biriyim. Telefonla böyle saatlerce konuşmam. Yani kendi erkek arkadaşımla bile yapmıyorum bunu. Yapamıyorum. Uhuy işte, yani herkesin zevki farklı. Bu kadar telefonla konuşmayı sevmeyip neden hep çağrı merkezinde çalışıyorsun diye soracak olursanız, ilk iş deneyimim de biliyorsunuz çağrı merkezindeydi. O şundan kaynaklıydı. Türkiye'de Almanca bilen iş ilanlarının hepsi çağrı merkezi iş ilanları. Ve ben ilk babamın da çalıştığı bir şirkete girdim. Çok da memnundum şirketin kendisinden. Sadece iş sıkıntılı idi benim için. Şimdi de hem şirketten çok hiç memnun değildim. Yani hiç nazik değillerdi. Çok kabalardı. Gerçekten çok kabalardı. Hani hata yapmaya korkuyordum. Çünkü hata yaptığınız an ensenizden sizin üstünüz hemen sizi azarlamaya, sizi küçük görmeye başlıyordu. O yüzden zaten ayrılmak istiyordum ben. Hayatım boyunca mobbinge uğramadım. Sadece bu iş yerine kalsaydım gerçekten artık bunu mobbing olarak adlandıracaktım. Onun dışında müşteriler, evet müşteriler iyiydi. Yani hiç saygısız müşteriye denk gelmedim. Ama dediğim gibi şirket çok kötüydü ve ben telefonla konuşmayı hiç sevmiyorum. Bana verilen vaatlere de uymadıkları için ben o işten ayrıldım. Şimdi gerçekten hani benim alanım dil bilimi. Kendi alanımı hala istemiyorum ama farklı şeyler düşünüyorum. Umarım onları da gerçekleştirebilirim. Onun dışında kanal olarak da bu aralar gerçekten acayip hevesliyim YouTube'la alakalı. Umarım bu hevesimi kırmam. Güzel güzel videolar çekmeye devam ederim. Zaten saç boyamaya ben başlıyorsam eski rutinime dönüyorumdur. Eskiden haftada 2 video geliyordu. Yani nasıl yapıyordum? Üniversitede okuyordum o zamanlar. Bilmiyorum ama demek ki isteyenler, gerçekten istediğinizde her şeyi yapabiliyorsunuz. Böyle düşünüyorum. Evet, yani aklıma gelen yenilik olarak da düşünebildiğim hayatımla alakalı bunlar. Başka da şu anda aklıma gerçekten bir şey gelmiyor ama sizin sorularınız varsa mutlaka bana yazın. Eğer yorum olarak yazmak istemezseniz Instagram'dan takip edebilirsiniz. Instagram'dan konuşabiliriz. Tamam, abone olursanız, videoyu beğenirseniz ve ufak bir yorum bile bıraksanız bana gerçekten büyümem açısından, keşfedilmem açısından, daha fazla kitleye seslenmem açısından çok yardımcı olursunuz. Bu desteğinizi esirgeyemezsiniz diye düşünüyorum. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Her anımda, gerçekten her koşulda, video atmasam da çok sadık bir şekilde beni sevmeye, beni sormaya, benimle sohbet etmeye, yani gerçekten dost gibisiniz. Bu yüzden size çok minnettarım. Sizleri çok seviyorum o yüzden. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda umarım tekrar görüşürüz. O zamana kadar sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Bay bay.